Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizinle 1 milyon dolar kazanmak isteyen bilinçli yatırımcımın düşüncelerini, yaptıklarını paylaşmak istiyorum. Ondan önce yasal uyarıyı gördünüz. Burada konuştuğumuz hiçbir şey portföy danışmanlığı için değildir. Kendi bilgi tecrübelerimiz, anladıklarımız, yaşadıklarımızı anlatmak içindir. Evet arkadaşlar Konfüçyüs'ün bir sözüyle devam ediyoruz. Konfüçyüs amcamız, kuzenimiz neyse insanoğlu hepsi zaten Hazreti Adem'den gelme ya. Ne demiş? Bilen yapar demiş. Evet bilenler ne yapıyor? İş yapıyor. Az bilenler akıl verir. Bilmeyenler eleştirir. Yapamayanlar çamur atar. Bu size tanıdık geliyor sanırım. Çevremizde insanlar ne yapıyor? Biz burada e, bildiğimiz kadarıyla bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Diğerlerini de siz biliyorsunuz. O konuya girmeyeyim. Şimdi bu abimiz Şekilada gördüğünüz gibi Sasa almış 63.855 tane. Bunlarda şu an 71.517 lira karda. Türkiye İş Bankası almış e, 6000 adet küsurat orada bin bin lira gibi bir zararı var bunu niye bana attı Çünkü daha önce de bana atmıştı Ben videosunu çekmedim ee, abi de çok iyi niyetli kendisine çok teşekkür ediyorum ee, insanların bilinçlenmesi için gayret gösteriyor fakat kendisi Hani benim gibi e, sosyal medyada bir çalışması olmadığı için bana katkı vererek bu Halkımızın bilinçlenmesi, halkımızın e, finansal özgürlüğünü kazanması için yatırım yapmayı öğrenmesi babından bir şeyler paylaşıyor benle. Daha önce 580 bin TL'sini 700 bine çıkarırken evraklara attı. Açıkçası e, dağınık bir portföyü vardı. Bir de e, 100 bini 950 bini yapan bile çekerken eleştiri aldım. Bu anlamda destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun arkadaşlar. Kazançlarını evraklarıyla birlikte bu şekilde dökümanlarıyla birlikte atıyorlar ekran görüntüsünü ama işte bazen galayana geliyorum, çekiyorum, bazen çekmiyorum. Siz destek verin, şöyle net karlar göründüğü zaman çekebilirim yani sizin için bir mahsuru yoksa. Amaç insanlarımızın borsada kazanabileceğini e, görmelerini sağlamaktır. Yoksa kimse başka amaca, başka yere çekmesin. Şimdi e, bu abimiz de çok tecrübeli, çok bilgili bir e, abimiz. Hedefi görüyorsunuz. En üstte geleyim. Okuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hedefi 1 milyon dolar yapmak diyor. Tabi bu e, hani Az önce o şeyi attım ya, bilemeyen eleştirir. Bilemeyenler şimdi bunu e, abartılı bulabilir. Ama bu abimiz, e, ben anlatacağım, yapar bunu. Ben 1 milyon değil de 1 milyar hedef koymasını söyledim. E, hatırladınız mı beni diyor. E, daha önce 10 bin doları 100 bin dolar yapan kişiyim ben diyor. Ben de hatırladım öğretim görevlisiydiniz diyor. Meslekler bazen aklımda kalıyor. Bazen kazandığı paralar. Hatırladım diyor. Dedim doğru diyor. Uşak Üniversitesi'nde profesörüm. Malatya'da büyümüş Aslan Adyaman gergerliymiş. Benim hemşerim yani ben de gergerliyim Aslan ama Mersin'de büyüdük. Abimiz de Malatyalı ama Uşak Üniversitesi'nde profesör kendisi. Yani profesörler Bazen böyle topluma ön ayak olmak için, topluma önder olmak için hesaplarını paylaşıyor ki siz de kazanabilirsinizi görmeniz için. Yoksa kimse hava atmasına ihtiyacı yok. Evet, memnun oldum diyorum tekrar. İnşallah 1 milyar dolar kazanırsınız diyorum. Ama kendisi bakın mütevazi davranıyor. Aç göz olmaya gerek yok. Siz de biliyorsunuz. Yani ben de diyorum ya hızlı çıkınca karı görünce satın. Benim videoları izlediği için siz diyor küçük yatırımcı için çok faydalı, çok e, kayda değer işler yapıyorsunuz. Bunun için muhakkak sevap alıyorsunuzdur. Allah daha iyisini bilir. Bilen biliyor zaten sizin ne yaptığınızı diyor. Birazcık e, olay bana dönüyor. Birazcık benim gayretlerimi e, takdir ediyor. Bu attığınız bilgiler ile bir video çekeyim mi? İster misiniz hocam diyorum. İsim soy isim vermeden olur ek bilgiler de verebilirim diyor. Daha önce Sasay liradan aldığını, Türk Hava Yolları'na 16.65'ten aldığını, Tava işte aldığını, Sasa almıştım tekrar diyor. 8.43'ten diyor. Bunları satmış bir yerlerden tekrar karla zararla öyle görünüyor. Türk Hava Yolları çünkü alış 16.65, 12.70'ten çıkmış. Zarar etmiş %25 yani. Sasa 8 43'ten almış. 10.30'a satmış. Nakite geçmiş. Sasa 9.90'a düşerken 63.865 lot tekrar almış. Sepet yapmak istemiş ama yapamamış. İşçe varmış. Sasa'nın bu kadar büyüme potansiyeli varken başka hisselerle uğraşmam diye parayın hepsini Sasa'ya gömmüş hemen hemen. Birazcık şu an sadece iş bankası var. Onun dışında paranın e, %95'i Sasa'da. Bu riski alırken e, rastgele almamış. Benim videolardan etkilenerek almamış. Belki benden küçük bir ışık, küçük bir ilham almış ama e, Sasa'nın CEO'sunu ulaşmış. Onunla muhabbet etmiş. Ondan sonra karar vermiş. Tabi siz de e, müdüre ulaşmazsanız bile yatırımcı ilişkilerine ulaşabilirsiniz. Faaliyet raporunu okuyabilirsiniz. Yatırımcı sunumunu okuyabilirsiniz. Google'a Sasa haberleri deyip haberleri takip edebilirsiniz. YouTube'a Sasa videoları deyip Sasa'yı kendi tanıttığı videoları izleyebilirsiniz. Benim analizlerime güvenmek zorunda değilsiniz diyorum. Kendiniz firmayı tanıyın. Firmaya güvenin. Kendi risk anlayışınıza göre alırsınız ya da almazsınız. Beyefendi bir hisseye yüklü alım yapmadan önce e, yatırımcı ilişkilerini arıyor. CEO'suna ulaşabiliyorsa ona ulaşıyor. Ona göre yatırım yapıyor. Evet. Bütün yatırımlarını bu şekilde iyice araştırarak yapıyor. Trendleri, destek dirençleri e, yani sadece temele Bakmıyor. E, temel bilgi artı teknik bilgiyle iş yaptığını kısıtlı bilgilerle büyük para yatırmamalıdır küçük yatırımcı herhangi bir hisseye. Çünkü diyor başlangıçta dersin iyi çalışmalı ki sonu iyi olsun. Yoksa e, yanlış yaparsa günümüzde diyor e, altta yazıyor onu da ben biraz hızlı oraya geldim. Siz bunları bıkmadan usanmadan anlatıyorsunuz videolarınızda var tek tek bu videoları izleyebilirler diyor bilinçli yatırımcı olmak için. Borsadaki kazan çok büyük ancak bu işi iyi öğrenip araştırma yapar ve satmayı da bilirseniz yani satmasını da bilin hiçbir hisseye nikah kıymayın diyorum ya hızlı çıktı sat hızlı düştü güveniyorsan uygun bir yerden tekrar al. Evet o hocam da daha kibar ifade etmiş hisseye aşık olmayın her hissenin bir ederi var. Ederin üstüne çıkınca satın. Ederin altına düşünce alın. Güveniyorsanız tekrar dediğim gibi. Bazı çeteler var diyor hisseleri. Pazarlıyor işte dediğim nokta bu. kendiniz hani firmayı analiz etmeden, firmaya güvenmeden birilerin dediğiyle yüklü paralarla girerseniz hisselere zarar etme olasılığınız da artar. Bu konuda diyor aç gözlü olmayın, açık sözlü olun, açık gözlü olun, uyanık olun, dikkatli olun. Profesyonel yatırım danışmanlığı almanız gerekir. Küçük yatırımcı yani size sesleniyor arkadaşlar. Bunu alırsanız profesyonel yatırım yaparsanız ee, bin liranız da diyorum bir milyon olur. Ne olur? Büyük yatırımcı olursunuz. Sosyal medya ne yapıyor? Herkesi, ha, herkes sizin gibi temiz yürekli değil. Benden bahsediyor. Evet benim yüreğimde de kan dolaşıyor. Bilmiyorum temiz mi kirli mi? Hani sigara içmiyorum ama işte şehir havası ee, kurşun ağır metal yüklü benim kanımda kirlenmiş olabilir <laughs> yüreğim temiz mi değil mi biraz espri yapalım esprilerimiz kuzey kutuplarından ithal kusura bakmayın bu yazdıklarımı da not olarak iliştirirseniz sevinirim diyor. yani madem çekiyorsun bunları da ekle ki e, görevi tam yerine getir diyor yani evet şekil alda gördüğünüz gibi daha önce abimin e, yine şeyini paylaşmıştım bir yazısını benim videolarımın altında var daha önce e, uygulamalı olarak tek tek anlatmıştı 10 bin liralık e, dolarını satıyor 2001 krizinde 2005'e kadar bir hisseye yatırım yapıyor o zaman işçiydi hatırlı, yanlış hatırlamıyorsam e, o işçinin yükselmesiyle doların tekrar gevşemesiyle o e, portföyü tekrar dolara çevirdiği zaman 100 bin dolar oluyor şimdi e, işte geçen bana attı ben hani geçmişi silmiştim şu an yok kusura bak. Çok doluyor video şey telefonun hafızası WhatsApp şey oluyor. Çekmiyor WhatsApp'ı interneti görüyorsunuz şimdi de internet hantallaşıyor. O yüzden silmiştim. Onları tek tek anlatmıştı nasıl 10 bin doları 100 bin dolar yaptığını. Şimdi de hedefi 100 bin doları şeyde buzdu. 7-200'den sattı dolarları çıktı. Bu paranın bir kısmıyla artık araba mı aldı ne yaptıysa yatırım yapmış. 580 bin ile borsaya başladı. 3. 4. aydan sonra sanırım. Artık 7.20'yi ne zaman gördüyse dolar. O zaman bana yazmıştı kendisi. Şu an o dolarları 800 liraya çıktı. Bakın burada ne yazıyor? Toplam para 800 bini geçti arkadaşlar. 801 bin. 220 bin TL para kazanmış 3-4 ayda. Bunu da diyor nasipse 1 milyon dolara çıkarmak istiyorum. Hedefim bu. Şimdi işte siz de bu şekilde bilinçli olursanız yaptığınız işe e, araştırarak başlarsanız, doğru yerden, doğru zamanda giriş yaparsanız para kazanabilirsiniz. Amacımız hiçbir şey toz pembe göstermek değil. Borsanın iyi tarafları da var. Bu şekilde para da kazanabilirsiniz. Ama rastgele dalarsanız yanlış hisseleri tepeden alırsanız zarar da edebilirsiniz. Çünkü e, bakın şeyi de, ışığı da açmayı unutmuşum. E, arkadaşlar borsa darphanedir. Bakın e, bu 220 bini 3 ayda kazanmış. Çok muhteşem bir para. Çünkü asgari ücrette düşündüğünüz zaman 100 aya denk geliyor. ya 100 ay neredeyse. 100 aylık 8 yıldan fazla ediyor. Geliri 3 ayda burada kazanmış. Ve hedef daha da büyük. 1 milyon dolara çıkmak. Ee, dediğim gibi kimseyi rastgele gelin his e, borsaya girin e, köşe olursunuz demiyoruz. Benim 600 tane videom var. İzlersiniz. Yaşar Erdinç var. İzlersiniz. Borsa kitapları var. Okursunuz. Önce bir, bir yıl kendinizi geliştirin. Diyorum ki 50 bin liralık hisse alacağına önce 5 bin liralık kitap al. E, deneme hesaplarından şey yapın. Yazıyor abi ben bir şeyler yazınca. Şu borsa ligi var. Bu bak deneme hesabı. Buradan başlayın. E, o o o. Evet dördüncü sıraya yükselmişim. Arkadaşlar Sassa'da gördüğünüz gibi şey yapmışız. Ya geçen bir birinciliğe de oturdum da sonra ya burada çok rahat oynuyoruz. Ne oldu? Diğer arkadaşlar ön plana çıktı. Bakın şöyle geri geleyim. Bu haziranda 786 puanla bitirdim. Bu da aylık yüzde işte 8 yaklaşık olarak getiri 65. sırada bitirmişim. Ee, bazen bilmiyorum bir ara bağlanamadım geç kaldım bazen hani borsayla uğraşmaktan boş kim bununla uğraşacak diyorum bazen de diyorum dur ya nasıl olsa bu hisselerin gideceğini düşünüyorum diyorum ee, gördüğünüz gibi şeklada dördüncü sıradayım bu gelirseniz bu borsa liginde arkadaşlar e, deneme satışları yaparsınız burada hisseleri bu şekilde alabiliyorsunuz, satabiliyorsunuz. Biz mantığını da öğrenene kadar zaten 3 ay geçti. 3 tane hissenin ortalamasını alıyor. Yani ben bir hisseyi aldığım zaman %10 çıkıyor. Bakıyorum orada 3 puan görünüyor. Meğer 3 tane hissede %10 kazanırsan o oluyormuş. Tek hisse olunca 3'e bölüyor. Ee, değişik bir düzenleri var. Normal borsa olsaydı ben hepsinde birinci olurdum. Niye değişik bir sistemleri var? Endeks yüzünün dışındaki hisseler yok. Kademeli alsat yapamıyorsun. Ey Halk Bankası! Madem yarışmaya yaptın, gerçeğine mutamut oyan bir şey yapın. Ekleme yapabilirim. Atıyorum, formatı değiştirin. 100.000 bin lira verin. Bu 100 bini birinden 10 binlik alabilelim. 5.000 bin ekleme çıkarma yapabilelim. Bütün borsa olsun. Madem bir yarışma yapıyorsunuz. gerçeğiyle birebir uyuşsun ki dört dörtlük insanlar öğrensin. Amacınız insanların finansal özgürlüğünü kazanması için finansal eğitimse. Birebir örtüşmeyen bir şeyde başarılı olamazsın. Yani düşünün, şey yapıyorsunuz. Neydi onun adı? direksiyon eğitimi veriyorsunuz. Gazın yerine fren koyuyorsanız ondan sonra o dünya kadar kaza olur. öyle değil mi? Birebir örtüşmesi lazım yaptığınız şeyin, eğitimin gerçeğiyle birebir uygun olması lazım. Siz de burada arkadaşlar bu arada söyleyeyim ya video uzun kusura bakmayın. Böyle başka birebir ne diyorlar buna uygulama yapacağımız model ya bazen sözcük dağılacağım da yetmiyor kafa gidiyor. Buna demo 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 hesaplar varsa Whatsapp'tan yazın bana böyle tanıtayım. Daha insanlarımız bilinçli olarak borsaya girsinler. Bu uygun değil bunu beğenmedim. Hiç yoktan iyidir. Sadece bir ise alıyorsun. Aldın ise %10 yükseliyor. Yansımıyor. %10 düşüyor. Yansımıyor. 3'e bölüp öyle yansıtıyor puana. Yani birazcık saçma bir şey. Kusura bakmayın. E, yöneticiler iyi bir şey yapmışsınız ama yarım yamalak bir şey yapmışsınız. Yapmışken tam yapın yani. onu de, Onun için anlatıyorum bunları. Evet. Milyoner olmak istiyorsanız siz de profesör abim gibi kendi tercihlerinizi kendiniz yapın. Hedeflerinizi büyük koyun. Hisseye aşık olmayın. Kar almasını bilin. Bir şey daha söyleyeyim mi? Ama yanlış anlamayın ama. ot lazım ya. Uyarlamayı bilmek ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Video uzuyor ya. Mecburen, mecburiyetten. Bu şeyi biliyor musunuz? Şey, şey nerede? Ha, Puma sendromu. Bu Puma sendromu değil. Bakın bir sürü Puma sendromu var. İşte bu Pumalar ya da Çita diye çevirmiş. eee Haluk Tatar abimiz, Haluk Tatar neredesin abi? Ha burada. E, aptal çita sendromu diye çevirmiş. Burada eğer bunlar eforlarını düzgün kullanmasalar açlıktan ölüyorlar. Onun için ava giderken e, enerjilerini tam ayarlıyorlar, e, minimum enerjiyle maksimum verim elde etmek için uğraşıyorlarmış. Bunu yapamayanlara da bunu hayata uygulamışlar her alanda. Gördüğünüz gibi bir sürü video var bu konuyla ilgili. Bunları izleyebilirsiniz. Ben izledim. Bu Puma sendromunu çok beğendim. Siz de borsada başarılı olmak istiyorsanız Puma sendromuna yakalanmamanız lazım. Yani bin liralıkta yatırım yapıyorsanız, yüz binlikte yapıyorsanız eldeki birimden en fazla kare için en doğru hisseye yatırım yapmanız lazım. Zarar etmemeniz lazım. Bakın yoksa burada yanlış anlaşılma olmasın. Bu kelimelere görünce bazıların e, kelime dağarcığı bunları anlamaya yetmiyor. Başka bir yerlerinden anlıyorlar. Onun için burada kimseye itamda bulunmuyoruz. Burada ana düşünce minimum ya da eldeki birim Para mı olur? Enerji mi olur? Zaman mı olur? Yani zaman bu her şeye uygulayabilirsiniz bu Puma sendromu. Yani öğrencisiniz. 3 saat ders çalışacaksınız. 3 saatte en üstün verimi elde etmek için bunu izlemeniz lazım. E, 10 bin liranız var. En yüksek karı elde etmek için bunu izlemeniz lazım arkadaşlar. Bunları ben e, hatırlatmış olayım. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Video çok uzadı. Kusura bakmayın. Puma sendromunu öğrenin diyorum. 5-10 tane video izleyin. Ne alakası var borsayla demeyin. Evet e, ismi geçen o arkadaşın tercihleri arasında hiçbir ise yatırım tavsiyesi değildir. İzlediğiniz için sağ olun var olun.